kurumun nasıl çalıştığını, nasıl çalıştırıldığını, nasıl talimat aldığını bugün bir kez daha gözlerimizle gördük. İnsanda biraz utanma olur. İnsanda biraz yüz olur. İnsanda biraz vicdan olur. Ama bunlarda ne yüz var, ne vicdan var, ne de ahlak var sevgili arkadaşlar. Depremzedeler 22 gündür enkazın altından canlarını, yakınlarını, çocuklarını kurtarmaya çalışırken ilk 2 gün, 3 gün ortada olmayanların, onlara çadır göndermeyenlerin, onlara su göndermeyenlerin, onlara hiçbir şekilde malzeme göndermeyenlerin bu yaşanan ölümlerden, bu yaşananlardan birebir sorumlu olduğunu belirtmek istiyorum. İşte bu düzenin nasıl işlediğinin bir göstergesidir bu. Hakkımızı helal etmiyoruz. Helallik isteyen Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Hiçbir depremzede ve depremzedede hayatını yitirenlerin, canlarını verenlerin yakınları başta olmak üzere Türkiye halkları, Türkiye toplumu, tek bir insan bile size hakkını helal etmeyecek. Hiç kimseden helallik istemeyin. Çünkü siz insanların canını yitirmesine sebep oldunuz. Açlıktan ve soğuktan mağdur olmasına göz yumdunuz. Ve tek bir yetkili 22 gün geçmesine rağmen istifa etmedi. Bugün izleyemezler. Suçlarını yüzlerine vurmak için buradayız. Bütün bu kirliliğin, rantın, yandaşa peşkeş çekme politikalarının daha görünür olması, halkımızın daha gözünün önünde olması için buradayız. Sözümüzü her yerde söyleyeceğiz. Bunu engelleyemeyecekler. Bu düzenin sorumluları en tepeden en aşağıya kadar hesap verecekler. Evet, istifa istiyoruz. Ama istifa suçları örtmez. Harami düzeninin bütün sorumluları hesap verecekler. Bu düzeni kuran, işleten en tepeden en aşağıya kadar bütün görevliler hesap verecek. Bu harami düzeni yıkılacak. Harami düzenini kuranların helallik istemeye hiçbir şekilde hakları yok. Bu halk bu hakkı helal etmeyecek, hesap soracak, hesap soracak.